İyiyiz. Yok yok İstanbul abi önemli değil. Yozgat, Manisa. İyi tamam sen beni bir ara o zaman. Tamam buraya koydum ben ararsın haber verirsin. Çok gibiyiz çünkü. Daha elimize ürünler gelmedi. Bakalım. Bir sürü giriyor mu? Tek kalem giriyor mu? Tek kalem de giriyor. Hayır yetmedi. Yahya! Akü göndermemiz lazım. Başka bir şey? Yok. Hadi yatalım da. Yıllardır sanayi sektöründe çalışıyorum. Babamla birlikteyim. Babamdan devraldım sayılır. Küçükken çıkmıyordum onun yanından. Hep onun yanına gidiyordum, dükkanda duruyordum. Onunla çalışıyordum, yaptığı işleri inceliyordum, çok merak ediyordum. Daha sonra işte biraz daha büyüdükten sonra kafaya koydum çalışacağım ben burada dedim. Yani ben yapacağım bu işi, ben devralacağım falan. Böyle devam etti, gelişti. Daha sonra babam tabii sanayi sektörü olduğu için babam da biraz bu konuda açıkçası çok açık görüşlü bir insan değildi. Sanayide kız çocuğunun ne işi var derdi her zaman. O beni kovdu kapıdan, ben bacadan geri girdim. Üniversite çağıma geldiğimde dükkanda çalışacağımı kafaya koyduğum için işletme okudum. İşletme mezunuyum. Üniversite eğitimimi alırken babamın yanında çalışmaya devam ediyordum. Daha sonra da üniversiteyi bitirdikten sonra sigortalı bir şekilde işime başladım. Ortalama 9-10 yıldır babamla birlikte resmi olarak çalışıyorum. Çocukluğumdan beri sayarsak daha çok resmi olarak 10 yıldır babamla birlikte çalışıyoruz. Evlenmekle omuzlarımdaki yük artmaya başlamıştı. Tabii bunu daha sonra fark ettim. Çünkü hem okuyordum, hem evliydim, hem çalışıyordum. Yüküm artmış oldu. Tabii ben bunu böyle kalacak zannederken 2 yıl sonra ilk bebeğim dünyaya geldi. Bu daha çok büyük bir sorumluluktu. Doğum yaptım. Bir hafta sonra geldim. Dükkanda çalışmaya başladım. Çocuğumun eşyalarını, beşiğini, her şeyi dükkana taşıdım. Ama daha sonra alıştım, keyif duymaya başladım. Biraz daha büyüdüğünde ana kucağına onu koyuyordum. Bir elimde telefon, bir ana kucağında çocuk pış pışlarken ben böyle filan böyle yoldan geçenler çok gülüyorlardı halime ama sağ olsunlar takdir ediyorlardı. Bu iş hayatına evet kendimi zorladım ama gençtim, başarabilirdim, enerjim vardı, neden olmasın dedim. İkinci bebeğimi yaptım. İkinci bebeğimi de aynı şekilde büyüttüm, tecrübeliydim, daha kolay oldu diyelim. 1,5 yıl sonra üçüncü bebeğim geldi. Yani 1,5 yıl sonra da üçüncü bebeğim geldi. Üçünü de dükkanda büyüttüm. Üçünde de eşimin desteğini alarak bunları yaptım. Öncelikle onu söyleyeyim. O olmasaydı tek başımıza zordu. Artık babadan devralma kısmına geldiğimizde iş yüküm daha arttı. Çünkü sahaya çıkmam gerekiyordu. Eskiden muhasebedeydim. Tamamdı, daha kolaydı. Çocuk da elimin altındaydı. Her şeyi idare edebiliyordum. Ona da alışmıştım. Ama artık babamın yaşından dolayı sahaya çıkamaması benim sahaya çıkmamı gerektirdi. Bayiler bunu nasıl karşılar? Sanayi bunu nasıl karşılar? En önemlisi buydu. Kısa düşünsene de sanayide bir pazarlamacı, bir bayan geziyor sürekli. Bir bayan yani. Nasıl olur? Tepki verirler mi? Biz bunun şeyini çok yaşadık. Ve başladık bu şekilde. Pazarlamaya çıktım ama yıllardır artık bayilerle sürekli irtibatta, telefonda, muhasebede irtibatta olduğum için, hepsi de beni tanıdığı için gittiğimde beni çok iyi karşıladılar. Böyle kızları gibi, evlatları gibi karşıladılar. Bu da benim çok hoşuma gitti. Hiç yadırgamadılar. Ben buna çok şaşırdım ama gerçekten hiç yadırganmadım sanayide. Bir şekilde şeye geçmiş oldum, sahalara geçmiş oldum. Pazarlama bölümünde sahalardaydım artık ama bir sorunumuz vardı. Muhasebe kim bakacak? Aklımıza bir fikir geldi. Ama çok tereddüt ettik açıkçası, çok ama gerçekten çok üzerinde düşündük. Belki bir yıl sürmüştür bu süreç. Eşimin benim saydığım nitelikleri yapabilme vasfına sahip bir insan.
Başka yerlerde emeğinin karşılığını hiçbir zaman alamadı. Özel sektör olduğu için işte hep ayak kaydırma olayları mevcuttu. Hiçbir zaman emeğinin karşılığını tam olarak alamadı. O da orada yıpranıyordu. Başka yerde o da yıpranıyordu. Ben burada yıpranıyordum. Burayı çekip çevirebilecek kabiliyeti vardı. Bir yıl bunu düşündük. Acaba gelse nasıl olur? Biz kavga eder miyiz? Biz çatışır mıyız? Benim babam da burada. Acaba babamla işte bir şey olur mu? Bir husumet olur mu? Ben arada kalırsam ne olur? Gibi açıkçası çok endişelerimiz oldu. Ama buna rağmen deneyelim dedik. Babamla ortak bir karar aldık. Bu böyle olmayacak. Deneyelim, ne kaybederiz dedik. Sonuçta o da bizim evladımız dedi babam. Deneyelim dedik ve yanımıza işe başladı. İyi ki de başlamış. İyi ki de başlamış. Çok yükümü hafifletti. Huzurumuz yerine geldi. Birlikte gidiyoruz, birlikte geliyoruz. Çocuklarımızı birlikte okula bırakıyoruz. Birlikte okuldan alıyoruz. Parka birlikte gidiyoruz. Gezmeye birlikte gidiyoruz. Şunu fark ettim. İyi bir yönetici olabilmek için İyi bir ekibe sahip olmanız gerekiyor. İyi bir ekip iyi elemanlardan çıkıyor. İyi bir ekip bunu sağlıyor. Şu an benim ekibim tam. Eskiden tam değildik. Hep aksaklık oluyordu. Her şeye kendim yetmeye çalışıyordum. Ama şu an ekibim tam. Eşim ekibimin içinde bir kere. Hem evde hem işte bana tam destek. Doğal olarak da işlerimiz artarak devam ediyor. İşte üç taneler ya, paylaşmak zorundayız çünkü yani yetişemiyoruz üçüne, belli bir saat aralığı var. Artık birini Yahya'ya veriyorum, birini kendime alıyorum, ödevlerini yaptırıyoruz. Hep beraber meyvemizi yiyoruz, çerezlerimizi yiyoruz, ondan sonra uykuya yatırıyoruz. Tabii ki de tam tersi, yani şimdi mesela ben burada bir akü gideceğinde Yahya bu gidecek götürebilir misin, yapılacak yapabilir misin? Aküleri yerlememiz lazım, düzenlememiz lazım burada biraz hani şey bana bağlı çünkü dükkanın işleyişi düzenini yıllardır ben biliyorum. Ama evde bu sefer işte daha çok o yönlendiriyor. İşte akşam şu saatte şuraya gideceğiz, şu saatte çocukları hazırlar mısın? Kendin hazır olur musun? Ya da işte yemeğimizi bu saatte bitirelim, daha sonra çocukların ödevine şu vakit kalsın. Ya da canım çay çekti, bir çay içelim mi birlikte, bir kahve keyfi yapalım mı? Gömleğim ütülendi mi, pantolonum yıkandı mı? Yarın işe giderken şunu giymek istiyordum, hazır mı? Gibi tabii evde artık düzen tamamen eşime geçiyor. Onun verdiği direktifler doğrultusunda ev düzeni oturuyor. Yani biz bu halimizden çok memnunuz. Yaklaşık 5 ay önce bu şirkete katıldım. Dediğim gibi en yeni üyesi benim. Ama 8 senedir eşimle beraber sürekli evli olduğum için, aynı sektörde de zaten sürekli ziyaretine geldiğim için sanki 5 aydır değil de 5 senedir, belki 8 senedir bu işi yapıyormuş gibi çok kolay adapte oldum. Umduğumdan çok daha farklı sonuçlar elde ettim. Şu an olduğum yerden, konumumdan, evimden, işimden, hayatımdan memnunum. Bizde kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil çünkü burada bizden başka çalışan personeller de var. Ve ben bu personellerin yanında ya da karşısında eşime eşim gibi değil, iş yerinin sahibi gibi davranmak zorundayım. Yani bu ayrımı kendim yapabiliyorum. Eşimden de aynı performansı alıyorum. O da kesinlikle bana bu konuda son derece destek oluyor. İşi işte, evi evde yönetiyoruz. Evde aslında biraz daha farklı. Tabii ki evin patronu, evin reisi babadır. Her zaman eştir. Evde biraz daha söz sahibiyim açıkçası. Çünkü böyle olmam gerekiyor. Bir otorite kurmamız gerekli. İş yerinde ne kadar söz sahibi eşimse evde de söz sahibi benim. ₺481 olmuş. Omuzlarında bir yük ağır hissetmen gerekmiyor muydu? ₺462, ₺481. Şu an omuzlarında bir yük yok.